Mücadele etmek bizi daha özgür kılabilecek bir şey mi yoksa mücadele ederek aslında özgürlüğümüzü mi mü kısıtlıyoruz? Mücadele ederek mutlu olabilir miyiz? Dolanarak elde ettiğimiz şeyler bizi daha fazla mutlu ediyor. Neden böyle? Kendi duygularımızla mücadele ediyor olabilir miyiz? Nelerle mücadele etmemeliyiz? Mücadele etmekle yaratıcılık arasında nasıl bir bağ var? Mücadele etmek kendimize güvenimizi yükseltebilecek bir şey mi? Yaşam, ölümle mücadele midir? Bir insan mücadele etmeden de gerçek potansiyeline, tam potansiyeline ulaşabilir mi? Bir hayatın anlamı mücadele etmek midir? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fazlacığım merhaba. Nasılsınız? Çok şükür. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Biz bu videoyu çekerken ülkenin gündemi seçim. Allah tez zamanda kurtarsın inşallah. İnşallah. Bir an önce bitse de biz de siyasetten başka bir şey düşünebilmeye başlasak artık. Yani keşke seçime bağlı olsa. Seçimlerde sadece biraz ay yuka çıkıyor. Yoksa her gün zaten bu siyaset zehirlenmesinin içinde yaşıyoruz maalesef. Evet aynen öyle. Kaderimiz bu. Yani başka bir şey de düşünebildik. Daha yararlı şeyler, sanat, müzik. Ne bileyim. Hayatla ilgili şeyler düşünebildik ama hala yapabiliriz aslında. Yani ona hiçbir engelimiz yok da etrafımızdaki herkes bunu seçtiği için biz de sanki bununla uğraşmamız gerekiyormuş gibi geliyor ama aslında bence böyle bir zorunluluk yok. Bence bu konuda şu an bu videonun konusunda bunu da konuşabiliriz. Evet biraz oturuyor ya. Öyleyse çok net bir soruyla başlıyorum. Sizce hayat bir mücadele midir? Soruya soruyla karşılık verelim. Mücadele nedir? Biliyorsun nedir? benim derdim önce kelimeleri tanımlamak biz mücadele genellikle kavga, gürültü, savaş böyle bir can hıraş bir şey olarak algılama elimdeyiz ama onun için mesela mücadele Arapça kökenli yani bir kelime. Arapçada onun karşılığında cihat diye başka bir kelime var. Savaş cihat demek. Mücadele demek ki başka bir şey. Mücadele cedele diye bir kökten geliyor. İki anlamı var. bir böyle ipi gerip bükmek yani böyle bir gerilim oluşturmak. Ona bir kuvvet uygulamak yani. İkincisi de uğraşmak, didinmek, halletmek, çalışmak, efor sarf etmek demek aslında. Şimdi eğer bu anlamıyla bakar isen hayat ve her şey, kainatın kendisi bir mücadele aslında. Hı hı. Sonuçta bir mürekkep damlasını sen bir mendilin üzerine, peçetenin üzerine damlattığında... ...onun yayılabilmesi, dağılabilmesi de moleküler hareketler arasındaki bir mücadele ve muvazenenin neticesi. Yani bir denge haline ulaşana kadar dağılıyor. Fizikteki entropi prensibinden kütle çekime kadar her şey... Kuvvetler arası bir mücadele ile ilgili. Fakat bu mücadele ahenkli bir semponi şeklinde organize oluyor kainatta ki bunlar ortaya çıkıyor. Yani o karşılıklı etkileşimlerin yaratıcı bir gücü var. Hı hı. En azından konuya öyle baktığında mücadele kötü bir şey değil. Bizim anladığımız anlamda değil. Mesela eskilerin bir sözü var Osmanlıcı'dır biraz. Müteheyyit ruhların gıdası say ve cidaldedir diye buradan da açıkça anlaşılmayacağı üzere kelimeler eski onları tercüme etmemiz lazım mütehheic heyecanlı demek yani böyle içinden bir şey yapma arzusu taşan ruhların gıdası ya saydedir say sahi çalışmak mesai oradan geliyor ya da cidaldedir cidal burada kelimelerle yani tartışma olarak anlatılmış ee, ya da işte böyle bir, bir konuda uğraşmak böyle bir mesafe almaya çalışmak şimdi böyle baktığında mücadele konusu olmayan bir şey yok. Evet hayat bir mücadele ama mücadeleyi savaş olmaktan çıkarmadan bu cümlenin ne anlama geldiğinde çok çözemeyeceğiz. Çünkü hayat mücadele dediğin anda hemen o büyük balık küçük balığı yer, zengin olan fakiri döver falan böyle bir hayat anlaşılıyor ama mücadele o demek değil. Yani bir şeylerle savaşmak zorunda olmadan da mücadele edebiliyor Tabii muyuz? Tabii savaş, savaş bizim icadımız olan bir şey. Şimdi dikkat et, dünyada mesela insanların bazı yaptıkları kampanyalar var. İşte ne bileyim küresel ısınmaya karşı savaş, teröre karşı savaş. Amerika bunu çok beceriyor. War on terror falan sürekli geçer ya. Kansere karşı savaş, işte çocuk felçine karşı savaş. İyi de çocuk felci bizim düşmanımız mı? İşte bu iklim değişikliği düşmanımız mı? Ya da başka bir şey düşmanımız mı ki biz onunla savaşıyoruz? Biz her şeyi savaşarak alt edeceğimiz anlıyoruz. Bunun ağır bedelleri oldu mesela. Biz mikroplarla savaşırken antibiyotik direnci yüzünden antibiyotikle tedavi edemediğimiz hastalıkları kendi elimizde ürettik. Eradike etmek diye bir terim vardır. Silip ortadan kaldırmak mesela. Tıp biraz böyle çalışıyor. Mikrobu komple ortadan kaldıralım. Antibiyotik bunun için var. Ama antibiyotik öyle bir dağıtıyor ki ortada faydalı bakterilerin falan da gidiyor biliyorsun. Bütün sistemin dengesini bozuyor. Oysa savaş bizim sisteme soktuğumuz, dayattığımız bir şey. Kendi doymaz arzularımız ya da gerçekliği olmayan isteklerimizin bir yansıması. Yoksa normalde hayatın içerisinde zaten yani varlığın içerisinde savaş diye bir şey rastlamazsın. O bizim bir uydurmamız açıkçası. Bir de buna bayılıyoruz. Yani savaşa bayılıyoruz çünkü savaş bir şekilde üstün gelmek, kaynak elde etmekle falan ilgili olduğu için yarınından ödü kopan ve hep güvensiz olan insanın sıklıkla tercih ettiği bir şey zaten. Ama şimdi düşününce yani 300 bin yıldır bizim atalarımız da aslında doğayla savaşmıyor mu? Doğa, doğa şartlarına karşı mücadele etmiyor mu? Sıkıyorsa savaş doğayla. Yani <laughs> ama dümdüz eder adamı. Yani doğa öyle bir şey ki. Bir şimdi mesela bu biz evrimi anlatırken yapay seçilimle bu işte bugünkü köpeklerin, atların, ineklerin, elmaların, armutların nasıl üretildiğini anlatıyoruz. Mesela orada bitki ıslahı diye bir şeyden bahsediyor da hayvan ıslahı diye. Ee, zannediyoruz ki yani bir tane çiftçi gitti yabani bizonu aldı. Dedi ki ulan ben bundan yarın bir gün şu kadar süt veren şu renkte bir inek yapacağım. Şimdi sistem hiç öyle çalışmıyor. Sen tabiata ne kadar dayatırsan dayat sen kendi istediğini yapamazsın. Ama ne yaparsın? İşte biz onları alırsın, üretirsin. Tabiatın sana ne ikram edeceğine bakarsın. İkram ettikleri arasında işine yarayanı seçip onu daha fazla üretirsin, daha fazla üretirsin. Yani tabiatın sunduklarıyla uyumlu bir alışveriş ilişkisi içerisinde olduğunda o şimdiki kocaman inekleri, o kocaman elmaları elde edebilirsin. Başka türlü tabiata her dayattığında, mesela biz bugün genetik mühendisliği kafasıyla çoğu zaman ne yapıyoruz? Genleriyle oynuyoruz değil mi bitkilerin bilmem nelerin? İşte GDO'lu dediğimiz hikayelerin bu yeni versiyonları bunlar. Bu arada bütün yediğimiz her şey GDO'lu da bu genetik mühendisliği olanlar yeni versiyonlar. Onlar da genellikle ya bitkilerin, hayvanların hasta, sakat ya da kısa ömürlü olmasına sebep oluyor ya da yediğimiz zaman bizde problem yaratıyor. Dolayısıyla biz böyle bir savaşır tarzda bir müdahaleye girdiğimizde gene işte kafamıza göre yapmaya çalıştığımızda olmuyor. Halbuki sistem uyum istiyor. Uyum içinde oldukça sana bir şeyler veriyor. 300 bin yılın neredeyse 250 bin yılını hatta 290 bin yılını doğada avcı toplayıcı olarak geçirmiş insanın doğayla harmonize olmaktan başka şansı yoktu. Büyük zorlukları aşmak için çok çalıştı, çabaladı, cidal etti yani mücadele etti ama savaşsaydı kaybederdi. Yani aslında mücadeleden ziyade adaptasyon diyebilir miyiz bunu? Adaptasyon değil, adaptasyon tam olarak mücadeleyle olan bir şeydir. Yani sen adapte olmak için mücadele edersin. Savaşın kuralı basit değil midir? Yani kim güçlüyse o kazanır değil mi? Allah işte insan ne zaman tabiattan güçlü olabildi ki tabiatı yensin? Böyle bir şey yok. Bu batı düşüncesinin sakat bir söylemidir işte Bacon'dan gelen. Tabiatı yenelim, sırlarını alalım. Allah kolaylık versin. Hala aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki madem bunca zamandır doğaya adapte olmaya, doğayla harmonize olmaya çalıştık. Şimdi mücadele konusunu düşünürken ben şunu da fark ettim. Yani bütün hayatımız aslında bizim mücadele olarak algıladığımız şeyle geçiyor. Yani aileden tutun, işte okula, aşk ilişkilerinden, işte iş ilişkilerine kadar her şeyde aslında bir mücadelede olduğumuzu düşünüyorum. Ama aslında yaşadığımız şey adaptasyon mu burada da? E, o Olamıyor işte çünkü bize mücadele diye öğretilen şey savaş, böyle tırnaklama, tırmalama, toplama. Bir de şimdi sen mesela doğduğundan beri hayatını düşün, herkes düşünsün. Ya önümüze bir şeyler konuyor. Şimdi en fıtri mücadelemiz muhtemelen konuşmak ve yürümek içindi. Yani onlar için böyle bir, bir şeylere gayret ettik, pati pati yaptık, durduk. Aa sonra yürüyoruz diye sevindik. Ya sonra önümüze okul çıkarttılar, ders çıkartlar, diploma, akademik ortalama, üniversite, meslek, terfi, şu kız, şu adam, şu kariyer, şu prestij. Şimdi bunların hepsinin peşinde koşturmamız bizim toplumdan öğrendiğimiz bir şey işte başta konuştuğumuz siyaset de böyle. Bununla ilgilenmelisin. Niye? Bilmiyorum ilgilenmezsin. Çünkü herkes ilgileniyor. Böyle olmalı. Babam da ilgileniyordu, dedem de ilgileniyordu. Ben de ilgilenmeliyim. İnsan mesela böyle ekmek parası için mücadele etmeliyim. Mesela bu bizim etraftan öğrendiğimiz bir jargon. Bebek de hiç böyle bir şey gördün mü oturduğu yerde? Şimdi mesela buraya gelirken bir kağıt toplayıcısının arabasında bir bebek gördük. ya, yani bayağı küçük bir yaşında falan. Ee, işte, Nilüfer dedi ki ya o çocuk ne enteresan dedi ne kadar keyifli gidiyor dedi e, kağıt toplama arabasının içinde. Dedim ki Bak, bu çocuk niye mutlu? Onu konuştuk biraz. Şimdi o çocuk dünya hakkında hiçbir şey bilmiyor ve verilen şartları olduğu gibi kabul ettiği için daha önce konuşmuştuk. Mutluluk razı olmak demek. bebek mutlu. Bir böyle kavga içerisinde değil sistemiyle ama biz sonra o çocuğa diyeceğiz ki senin artık daha çok para kazanman dahi artık bu kağıt toplayıcıların yanından ayrılman... ...farklı bir sosyal statüye geçmen falan sınıf atlaman lazım diyeceğiz. Bunu yolda delirteceğiz yani bunu bir takım görevler yükleyeceğiz. Bakarsan hepimizin hayatı böyle eklenmiş kavgalarla dolu. Halbuki biz hayatımızda neye ihtiyacı olduğunu gerçekten bilen insanlar olsak... ...onun için gayet keyifli bir mücadeleyle orijinal anlamında... Harika bir hayat yaşayabilirdik ama bugün neye ihtiyacımız olup olmadığını bile bilmiyoruz. O koşturduğumuz şeylerin hepsi hemen hemen elde ettikten sonra o yüzden böyle bize sası bir tat veriyor. Bu nedir baba diyoruz yani. Bunun evet bu koştum. çok doğru olabilir çünkü mesela eskiden yani bu 300 bin yıllık periyottan bahsediyorum. Ne istediğimizi biliyorduk. Dışarı çıkıp avlanmak zorundaydık ve... Hayatta kalacaksın aynen. yani. Aynen hayatta kalmak için avlanıyorduk. Muhtemelen bundan keyif de alıyorlardı. Ve ya 250 yıl önce git. Avlandın eti buldun. Güzel bir mağaran, kovun, neyse bir şeyin var. Bir yerde döşeğin var. Ondan sonra işte biraz keyiflenecek böyle tatlı yemişler buldum, bir şey buldum. Eşin var, çocuğun var, güvendesin, vahşi hayvan saldırı Ne isteyeceğim başka? Evet. Ve bu insanın hali cennettir işte. Şu an o zaman ne avladığımızı bilmiyoruz aslında. Bilmiyoruz. O yani biriktirdiğimizde ne yapacağımız konusunda bir fikrimiz yok. Mesela yaşıyoruz ve koşturuyoruz. Bunun sonucunun ne olacağı konusunda da bir vizyonumuz yok. Mesela antik insanın ya da daha ilksel koşullarda yaşayan insanın vizyonu nettir. Yani karnı doydum tamam abi bitti. Buydu zaten yani karnımı açtı doyurdum çok şükür. Ya işte bir ihtiyacım var gideyim halledeyim hallettim çok şükür. Ben hep anlatıyorum gittiğim günden beri şeyde şey ne o Zanzibar'da bir mağaza sahibiyle konuşuyor. Dükkanı kapatıyormuş mesela daha öğlen olmamış. Yani niye dedi ki dedi iki tane etek sattım dedi. Bugün planım oydu kapatıyorum yeter dedi mesela. Şimdi bu insana fakir diyemezsin. Bu insan ihtiyaçsız bir insan. Fakir isteyip de alamayandır. Bu istemiyor ki. Dolayısıyla hayattaki mücadelelere biraz böyle var. Bize istettiriyorlar mı yoksa biz gerçekten istiyor muyuz? Bir buna bakalım. ...iki şeyi arayan insan sürekli açtır demişler. Biri parayı, öbürü de bilgeliği. Yani ikisi de doymaz. Şimdi parayı yani ne kadar kazanırsan kazan yetmez ama bilgelik de öyledir. Ucu bucağı yoktur. Ee, bu iki kutup gibi düşünelim. Hangisini seçeceksek ona göre gidecek bu işler. Yani şu an fakir bağaç olduğumu anladım. <laughs> mücadele etmek bizi daha özgür kılabilecek bir şey mi yoksa mücadele edilerek aslında özgürlüğümüzü mü kısıtlıyoruz bir şeylerle? Mücadelenin tanımını biraz önce önerdiğim gibi alırsak ve gerçekten ihtiyacımızın ne olduğunu bilirsek o konuda yaptığımız şey zaten mesai, çalışmak, hayat gaylesi falan diyebiliriz rahatlıkla. Bu bizim zaten yaşam biçimimizi oluşturur. Mesela diyorlar ki bana sıklıkla, belki daha önce buradaki bölümlerde de tekrar etmişimdir. Bu tempoya nasıl dayanıyorsun? Ne temposu diyorum ya? Tempo ne? Ya işte çok çalışıyorum. Mesela açık beyinde birçok arkadaşım bana söyler. Özellikle sevgili Mustafa Can. Burada en çok çalışan adam Sinan Canan diye de ben ama ya yani hiçbir mesaim yok. Öyle bir çalışma yorgunluğu hissetmiyorum. İnsani arızalar olmazsa ben hiç yorulduğumu hatırlamıyorum mesela. Bu neden? Çünkü ben kabaca ihtiyacımı öğrendim bu kadar sene içinde. O ihtiyacımı tamamlamak için çalışıyorum. Mesela Neymiş para o zaman, kazanmak için olsun? koşturmuyorum. Statü kazanmak, ünlü olmak için koşturmuyorum. Benim insanı çözmem lazım ve vaktim çok kısıtlı. Bu süre içerisinde araçlarım var. Konuşmak benim bir öğrenme aracım. Okumak bir başka öğrenme aracım. Sohbet, tanışıklık bunlar başka öğrenme araçlarım. Bunların sayısını arttırmaya çalışıyorum. ve Bunu yaparken hemen hemen her anından yani künefe yermiş gibi ev kalıyorum yani. Dolayısıyla bu mücadele bir savaş değil. Bu bir müzik icrası gibi bir şey. İçine girdim mi seni kaptırıp götürüyor. işte akış dediğimiz şey böyle oluşuyor mesela. Ama hiç sevmediğin bir meslekte, sevmediğin bir coğrafyada, sevmediğin, benimsemediğin bir amaçla habire tırmaladığını düşün. Yani bu seni köleleştirmişler anlamına geliyor. Bir şeyin kölesisin yani ona çalışıyorsun. Ben olsun kendimi uzunca bir süredir gerçek anlamda özgür hissediyorum. Ne zaman kendimi sıkışmış tutsak hissediyorum bakıyorum yanlış şeyler için mücadele ediyorum. Mesela şu bana niye böyle yapıyor diye soruyorum. O zaman ben onun tutsağı oluyorum. Ben davranışlarımı değiştirmeye akıl ettiğim zaman her şey çözülüyor. Bunun gibi insanın kendi merkezli yani kendini tanımasıyla ilgili bir mücadeleyi tercih etmek zorunda olduğunu anladığınızda mücadele özgürleştiricidir ama devrim gelecek, her şey bitecek, şu bizim parti olacak, süper olacağız falan filan kafasında eğer mücadele ediyorsan çok üzgünüm sonu her zaman hüsrandır her zaman. Yani tabii şu an çoğumuz bu ikisi içinde değil. Daha çok para için, ekonomik özgürlük için mücadele ediyoruz. Kimimiz böyle bunun hiç farkında olmadan yaşıyoruz. Yani aslında sadece hayatı mücadeleyle geçirip sanki doğal olan hali normal olan buymuş gibi yaşıyoruz. Farkında bile değiliz. Kimimiz de çok farkında sürekli mücadele etmekten yorulduğunu ifade ediyor. Mücadele etmek sizce nasıl hissettirmeni bize? Para için yaşadığımızı zannediyoruz ama aslında paranın bir araç olduğunu en azından elde edince anlıyoruz falan da. Şimdi... Bir şeye çok para ödemeye razı olduğumuz durumları bir düşünelim. Mesela diyelim bir nesne var, onu satın alacaksın. Ee, mesela o sana bazen pahalı geliyor ama bazen o nesneyi öyle bir almak istiyorsun ki kaç para deseler vereceksin. Şimdi birincisi çok paran olabilir, saçacak paran. O zaman her şeyi her parayı verirsin ama paran sınırlı. Örneği öyle düşün ve bir şey var. Müthiş almak istiyorsun. Mesela ben geçenlerde öyle bir cam esere denk geldim. Yani hakikaten param yetseydi dalacaktım yani muhteşem. Sonra çıkınca düşündüm yani beni bu kadar cezbeden şey ne? Dünyada bir tane değil başka da var onlardan. Yani çok özel zaten dünyada bir tane kadar da bir fiyatı yoktu. O kadar da pahalı değil ama gözüm yemedi yani ona o kadar para vermeyi. Sonra şunu fark ettim. O eseri ortaya çıkarmak bir özen ihtimam. Yani mücadele gerektirmiş. Oraya bir emek verilmiş, bir iş yapılmış. Şimdi o yüzden o iş benim gözümde o nesneyi çok kıymetli bir hale getiriyor. Ya da basit bir işte Pulp Fiction'daki meşhur saat hikayesi vardır. Babasının savaşta işte bir şekilde vücuduna saklayarak kurtardığı saati falan. O saati korumak için şu kadar adam öldü, bu kadar adam öldü diyor. Çocuğa verirler bıçağı. Bu çoğu yüzden o saat için hayatını tehlike atacak kadar bir bağlantı hissederim. Mesela o saati özel yapan nedir? Onun uğruna verilen mücadeledir. O emek ve efordur. Ya dolayısıyla hayatta yaptığımız şeye bu açıdan bakacak olursak ben mesela yaptığım işe ne kadar efor sarf ediyorum? Bu iş için ne kadar kişinin canını yakıyorum? Kimle savaştım? Hangi kaleleri fethettim değil. Ben bu işe ne kadar emek, gönül ve hakikaten istek yatırıyorum. Buna baktığımız zaman herhalde soru tam bu muydu ama anlatırken buraya doğru geldim. Allah'tan hayırlısı buraya gittiğine göre bir hikmeti vardır. Benim de mücadelem bu biliyorsun. Hı hı. O say ve mesai yani o iş artık sana yük olarak gelmemeye başlıyor. Seni yükseltmeye başlıyor. İşte biraz önce dediğim gibi özgürleştiricinin bir tarafı o. Biz hep karşıdan bol emek ve pozitif mücadele isterken kendimiz neyin içindeyiz diye çoğu zaman sormuyoruz maalesef. Evet ya bu soruyu şu yüzden sordum. İnsanlar motivasyon konuşmalarında falan hep söyler ya işte vazgeçmeyin, çalışın, devam evet. edin, zorluklara karşı gelin. Niye? Bu şey gibi anlaşılıyor hani kendinizi sürekli zorlayın, sürekli acı çekin ki sonra başarıya ulaşın gibi algılanıyor. Ben de bu yüzden sordum hani mücadele ederek mutlu olabilir miyiz diye sordum aslında. Bak hedef belliyse yani dalgaları aşacaksın, tünel açacaksın bunların hepsi işin bir parçası olur. O zaman gerçekten mücadele edeceksin ama hedefini bilmiyorsan niye debeleniyorsun yani oturduğun yerde havanda su döverek de bir efor sarf edersin asla vazge vazgeçme her sabah 200 kere havana, havanda su döv falan bu sana bir şey vermez neticede e, amelin hedefine göre amacına göre anlam kazanır yani o amacı bilmiyorsan anlamı yok motivasyon konuşmalarının hepsi çok paradoksaldır ama Hedefi olan insanların işine yarar. Mesela motivasyon konuşması sana hedef vermez. Gerçekten motivasyon konuşması neden öyle yapman gerektiği konusunda seni ikna etmeye çalışır. Sen belki hedefin vardır da acık tembelsindir. İşte bir general çıkıp da her sabah yatağını düzelterek güne başlar şöyle falan dedin. Vay lan herif haklıymış. Kendine bir taktik edinirsin ama bu sadece hedefi olan insanda çalışır. O yüzden boş mücadele, boş iş gerçekten. Ne için mücadele ettiğimizi bir soralım. Tabii şöyle bir şey de var. Yani hayatta bizi çok mutlu eden çoğu şeyi aslında biz birazcık zorlanarak da elde ediyoruz. Ya da ...zorlanarak elde ettiğimiz şeyler... ...bizi daha fazla mutlu ediyor. Neden İşin böyle? İşin sırrı bu. Şimdi zaten... E, ...biraz önce dedim ya... ...mütehici ruhların gıdası say ve cideldedir sözü. Yani heyecanlı ruhlar... ...çalışmak ya da tartışmakla tatmin olurlar. İnsan heyecanlı bir ruhtur. Ve her şeyi hazır geldiği zaman... ...daha önce dedik ya... ...karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı o. ...o bir zorluk ister. İnsanın varlığı... ...zaten imkansızı becermek için diye konuşmuştuk. Yani hiçbir canlının yapamadığı bir şekilde her habitatta hayatta kalmanın bir yolunu keşfedecek. Bu arkadaşın işi bu ve bütün dünyaya yayılacak. O yüzden böyle beleş işleri hoşumuza gitmiyor yani. E, önce mesela çok güzel gibi geliyor. Sana şimdi verseler masaryatı, güzel sarayı verse al burası senin. O baba dersin. Beş gün sonra ya ne yapacağız biz burada? Hadi işte arkadaşlar alıp bilmem ne biraz heyecan yapalım olayla ilgili falan dersin. Başka lezzetler ararsın. Bizi kesen şey aslında mücadelenin kendisi. Yani bizi tatmin eden şey o yolda gitmek. Bizim mesela beynimizin ödül sisteminin de bir özelliği var. Eğer her istediğimizde verilirse ödül sistemimiz yeterince dopamin salgılamıyor, düşük kalıyor. Ne zaman en çok dopamin salgılıyor? Belirsiz olursa, yani bir mücadele yapıyoruz ama sonuçta ödül var mı yok mu kesin değil. Yolda zorluklar var, gidemeyebilirsin de varamayabilirsin de falan. Böyle olduğu zaman bizim beyin en yüksek dopaminini salgılıyor. Belirsizlik halinde, beklenti yükseldiğinde biz çok güzel bir içsel ödül hissediyoruz... Bu biyoloji bize ne söylüyor? Yani bu biyolojik bulgu. Biz mücadele için tasarlanmışız. Ödülü kapmak için değil. Dolayısıyla ama tekrar ediyorum savaşmak için değil, mücadele etmek için. Dolayısıyla o mücadele amacını bulmuş, rotasını bulmuş bir adamın hayatını cennete çevirebilme potansiyeli taşıyor o yüzden. Hı hı. Buraya bir dikkatli bakmak lazım. Öyleyse bizim mücadele gibi algıladığımız şeyler dışarıya karşı gibi görünse de... ...belki de kendimizle mücadele, kendi duygularımızla mücadele ediyor olabilir miyiz? Çoğunlukla öyle yapıyoruz zaten. Kendi duygularımızla kavga ediyoruz. Kendi şartlarımızla kavga ediyoruz. Şimdi normal mücadelede, orijinal kelime anlamı itibarıyla şartlarını ve kendini tanıyacaksın, elindekilerle adımlar atacaksın. Yani bir şey yapacaksın, bir şey üreteceksin, bir engel açacaksın, çözüm bulacaksın falan. Ama sen kendini kabul etmiyorsan, etrafındaki şartları kabul etmiyorsan, Hollanda'da olsam süper olurdu, kız olsam böyle olurdu, erkek olsam böyle olurdu diye düşünüyorsan, o zaman zaten şartlarla kavga ediyorsun demek ki orada ilerlemen mümkün değil. Bu da daha önce konuştuğumuz işte şikayet edip yan gelip yatma modunu oluşturuyor insanda. O kendini kabul etme, şartları kabul etme, oradan hareketle bir şey yapma iradesi işte pozitif mücadele diyeceğimiz şey, yapıcı bir mücadele. Oradan bir şey çıkacak. Ama bizim, ben etrafında gördüğüm, ben de kendimi çoğu zaman yakalıyorum. Biz hep böyle kendi gölgesiyle kavga eden ya da kuyruğuyla mücadele eden kedilere benziyoruz yani. O zaman biraz bunu açalım mı? Mesela nelerle mücadele etmemeliyiz? Birincisi, okey kendimizle. Şimdi en yakın, ya yani bir hayatta bizim muhtemelen en çok meşgul eden şeylerden bir tanesi yakınımızda bulunan insanların bize olan tavırları. Bu bazen eşimiz, dostumuz, bazen patronumuz, bazen çalışanımız. Hadi çıkalım komşumuz bilmem nemiz ya da işte siyasetçiler onlar bunlar medyadan gördüğümüz insanlar. Şimdi bu insanların tavırları ile ilgili hep böyle bir şey, Bu niye böyle yapıyor? Bak aklımıza gelen ilk soru, bu ne ya? Bu ne biçim davranıyor? Yani senin kafanda o kişinin bir şey yapmasına dair ideal bir şama, bir kural, bir algoritma var. Öyle davranmadığı için ona kızıyorsun. Niye buna oy veriyor? Ha, aynı şeyi o sana yapsa sana ne kardeşim dersin ben buyum. Ama sen ona bunu yapabiliyorsun. Bir kere böyle bir temel haksızlık yarılmasıyla iş başladığı zaman... ...yani kendine yapılmasını hiç istemediğim şeyi herkese yapmaya başladığın zaman... ...yerine seni çakarlar bir gıdım kımıldayamazsın. Yani ben bununla çok vakit kaybettim. Yani mesela üniversitede ilk çalışmaya başladığım zaman konuşmuştuk ya... ...bir mobbing hikayesi vardı bizde mesela. Ya anlam veremiyordum bu insan niye böyle yapıyor? Ya bırak ya bırak. Sen onu yaratmadın ondan sorumlu değilsin. Ama bu insan sana geldiyse senin buna karşı geliştirebileceğin tavırlara bir göz atmam faydalı olabilir. Dedim ya strateji değiştirdiğim zaman ben o işten yırtmaya başladım. O kişi aynı kişi, ortam aynı ortam, zaman aynı zaman. Ama benim tavrım değiştiğinde her şey değişiyor. Şimdi bizim en fazla kavga ettiğimiz şey sosyal bir varlık olarak diğer insanlar diğer insanların farklılığının ne kadar büyük nimet olduğunu anladığımız anda zaten bu denklem tersine dönmeye başlıyor. Sonra bir başka kavgamız verili şartlarla ezberletilen koşullar arasındaki farklılıklar. Mesela diyoruz ki iyi hissetmem için şöyle bir şeyim olması lazım. Şu kadar para, şu kadar boy, şöyle bilmem ne çevre, şöyle bir ülke. Böyle kabullerimiz var mesela. Ya da böyle siyasetçi bu da Herkes diyor, şu gelse süper olur. Fe yavrum. Yani şu an benim wish listimi saydınız evet. Evet yani bu mesela hep böyle dışarıdaki şeyler şöyle olsa ben süper olurum. Kesin bilgi öyle bir şey yok. Sen şu anda neysen şartlar değişince bin beter olacaksın. Çünkü ben bunu ortam değiştiren çok insanda da kendimde de gördüm. İnsanın şu anda bulunduğu ortamdaki o ideal olarak gördüğü şartlarla yaşadığı şartlar arasındaki makasın en önemli sebebi kendisi. Bir kere bizim mesela düşük düzey algıladığımız imkanlarımız gerçekten düşük düzeyde mi? Ona bir bakmak lazım. Bir şeyi yüksek gördüğümüzde elimizdeki normal bize düşük gözükür. Bir şeyi alçak gördüğümüzde elimizdeki normal bize yüksek gözükür. Dolayısıyla o göreceli hali bir kavramalı Elimizde, etrafımızda, mekanımızda, zamanımızda olan şeyi doğru fark etmeyi öğrenmemiz lazım. Bunu doğru fark etmediğimizde ya yükseklikten dolayı aşağılarız ya alçaklıktan dolayı özler ve şu andaki imkanlarımız her şekilde kavgada kalırız. Diğer insanlar ve fiziksel, sosyal, psikolojik imkanlar en fazla kavga ettiğimiz şeyler. Halbuki daha evvel söylemiştim. Et tekrar o Hasan 180. Hayatın sırrı şu. İster bir dini inancınız olsun olmasın hiç fark etmez. Eğer sistem şu anda etrafınızda böyleyse başka bir türlü olamaz. Bununla kavga etmek aptallıktır. Yani ananızın durumu, eşinizin durumu, onun durumu, bunun şekli, bunun adı, bunun tipi... ...sizin kontrolünüzde olan şeyler değil. Dolayısıyla bununla kavga etmek aptallıktır. Bunu fark ettiğim zaman akıllıca hareketin peki ben bu durumda ne yapabilirim sorusunu... ...iştenlikle kendinize sormak olduğunu fark edersiniz. Peki o zaman tersten sorayım. Neyle mücadele etmemiz gerekir bunlarla değilse? İnsanın en büyük mücadelesi kendisiyle her zaman. Çünkü bu biraz önce söylediğim şeyler şimdi anlattığın zaman çoğu insana mantıklı geliyor. Hani aklını kaçırmamışsa, ciddi bir psikopatolojisi yoksa bunu normal bir insana anlatanlar. Ama tek başımızdayken, hayatta davranırken, %99'unu bilinç dışı geçirdiğimiz günlük hayatta buna her an hakim olamıyoruz yani o alıştığımız ezber reaksiyonlar, etki tepkiler falan devreye giriyor. İnsanın kendisini bu anlamda sigaya çekmesi çok uzun bir süreç ve o kadar kıymetli bir yatırım ki bak bunu bizzat bu yatırımı kısmen yapmış bir adam olarak söylüyorum. Kendine yaptığın acıcık yatırımın faizi çok yüksek. İleride hayatını çok fazla değiştiriyor. Her şeyi dönüştürüyor ama orada mücadele etmeye enerjimiz kalmıyor. Biz çünkü saçma sapan bize belletilen bir şeylerin peşinde mücadele ederken bütün enerjiyi oraya yatırıyoruz. Halbuki günde 5 dakika 10 dakika durup bir duygularını dinlemek işte meditasyon dedikleri ibadet alışkanlığı olan insanların bile bunu yapmadığını görüyorum. Yani günde 5 vakit namaz kılan adam bile buna fırsat bulamıyor. E niye kılıyorsun ki onu? Onun için de o zaten. Ya bir dur da bir kendine bak bir sınırlarını gör bir dünyayı değerlendir dünyayı değerlendiren kendini bir değerlendir. Ama bunlara hiç vaktimiz yok. Biz Çoluğa çocuğa ekmek götüreceğiz. Falanca okulu bitireceğiz. Yaşlanmamızı engelleyeceğiz. Kaynak göç toplayacağız. Kendimizi güvenliğe alacağız diye. Ölüp gidiyoruz Allah rahmet eylesin. Mücadele etmekle yaratıcılık arasında nasıl bir bağ var? Hiçbir şey yapmadan yattığında yaratıcı olamazsın. Bugün elime geçen bir kitapta gördüm. Kitabın hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bir hikaye kitabıydı ama ismini hatırlayamadım. Yaratıcılık zihnin oynamasıdır demiş Albert Einstein. Yani zihin oynadığı zaman, böyle bir şeylerle uğraştığı zaman zaten yaratıcı oluyor. E bu tabii mücadele zaten. İmkanlarla ilgili bir deneme yanılma, şöyle olur mu falan filan. Problemleri çözmek için. Tabii çocuk yani. niye yaratıcıdır? Rahat rahat oynar yani. onu, oynama diye bir şey yoktur, büyüyünce öğrenir onu. Yani bu böyle olmazsa büyüyünce öğrenirsin. İşte Mark Twain'in sözü var ya çok zikrederim yani. O işin imkansız olduğunu bilmedikleri için başardılar dediği şey bu. Daha sonra imkansız olduğu öğretildiği için bir sürü şey yapmazsın ama küçükken aha yaptım oldu. O zaten insan işte o cidal hali içerisinde kendisi oluyor. Kendisini yaratması da öyle mümkün oluyor. Şimdi al buradan bir yere daha sıçrayalım. Hadi bakalım. Hayat boyu seni senin olmayan dertlerle uğraştırdıklarında sen kendini başka bir şeye dönüştürürsün. İçinden bir canavar çıkar. Ama kendi dertlerinde kendi mefkurenle, kendi hedeflerinle meşgul bir mücadele içindeysen, o zaman senden başka bir sen çıkar. O Bir ben vardır, benden içiyoruz, dışarı çıkar muhtemelen. O da bence güzel bir şey olur yani. Hmm. Mücadele etmek kendimize güvenimizi yükseltebilecek bir şey mi? Neyle mücadele ettiğine bağlı. Yine öz varlığına uyumlu bir mücadele içindeysen, bunu büyük bir özgüvenle deneyimimden söyleyebilirim. ...gerçekten hayata ve kendine bakışın pozitif anlamda çok iyi değişiyor... ...ve sen artık ayağını yere sağlam basan bir insan oluyorsun. Bir kere zaten özgüven neydi daha önce konuşmuştuk bildiğin şeye güvenebilirsin. Özünü tanımakla geliştirilen bir şeydir. Yani insan bilmediği şeye güvenemez. Dolayısıyla özgüven kendini tanımakla ilgili bir mevzudur. Ve kendine uygun bir yolda mücadeleni sürdürdükçe kendini tanırsın. Bir nevi bu insanı seyahatte tanırsın diye bir laf var ya, kendini de mücadele seyahatinde tanırsın. Yani orada sınırlıklarını bilirsin, arızalarını görürsün, fazlalıklarını fark edersin falan. Ama başkasının koşturduğu bir yerde Böyle bir imkan ihtimal yok. Bize bindirilmiş, ezberletilmiş şeylerle mücadele ederken biz gittikçe ve gittikçe kendimize güvenimizi kaybediyoruz. Hep başka birilerine sığınma, başka birilerine güvenme, başka bir yerlerinden inayet ve e, destek arama, mesela siyasilerden kurtuluş umma, değil mi? Bilmem ne parasının gelmesiyle bütün dertlerin bitmesini bekleme falan gibi hakikaten hamakat diyebileceğim yerlere düşebiliriz. Allah korusun. Çok zor. Mutluluk, beklentisizliktir demiştik. Aynen öyle. Oraya da bağlayabiliriz bunu. Mücadelenin ölümle nasıl bir ilgisi var? Ölümlü olmasak ne yaparız diye konuşmuştuk. Ölüm olmasaydı hiçbir şey yapmıyor olurduk. Yani sıfır mücadele ölümsüzlük durumunun basit tezahürüdür. Çünkü biz yani bir şeyler yapıyorsak hepsini bu dünyayı belirsiz bir anda ama muhakkak bir gün terk edeceğimiz için yapıyoruz. Dolayısıyla ölümlü bir dünyanın mücadele içerisinde olması çok anlaşılırdır. Her şeyin ölümsüz olduğu bir evren olsaydı hiçbir şey hareket etmezdi. Enerjetik yasalar da oluşmazdı. Dolayısıyla atomik mücadele bile olmazdı. Dolayısıyla atomlar sürekli yaratılıp yok olduğundan, bütün canlılar doğup öldüğünden, gezegenler, galaksiler yapılıp yıkıldığından farklı zaman dilimlerinde de olsa burada bir mücadele, bir ahenk ve bir üretim, bir yaratım var. İyi ki ölüm var. Öyleyse yaşam ölümle mücadele midir? Ölümle mücadele edemezsin. Yaşam ölüme kadar sana verilmiş bir mücadele meydanıdır. Bizim eskiler derler ya, sanıyorum Kur'an'ı bir ifade herhalde, dünya ahiretin tarlasıdır diye. Ya yani Burayı ekmenin bir mevsimi var, o ömür mevsimi işte. Ekeceksin, Sonra oturup artık tohumlardan ne çıkarsa onu yiyeceksin. Ne kadar çapaladıysan, ne kadar baktıysan ona göre ürün olacak. Dolayısıyla ölümle sınırı çizilmiş bir mücadele meydanıdır bu dünya. Ama sen çiftçi olarak gelmişte sürekli e, ne bileyim dağları kazmayla düzleştirmeye uğraşıyorsan bir yanlış bir iş yapıyorsun demektir. Ona da bakmak lazım. Peki Budizm gibi bazı öğretilerde de böyle bir çeşit teslimiyet var biliyorsunuz. Çok güzel. Yani hiçbir şeyle mücadele etme. Her şeyi olduğu gibi kabul et. Her şeyin farkındalığına sahip ol. Belki de huzur burada mıdır? Yani yapmamız gereken şey bu mudur? Böyle huzur bulabilir miyiz? Biraz yani en başlarken mücadeleyi tanımlarken mücadelenin kavga gibi zannedildiğini konuşmuştuk. Budizm gibi, stoğacılık gibi tasavvuf gibi öğretilerde aslında terk edilmesi tavsiye edilen şey bu kavgadır. Bu sonuçsuz gerginliktir. Bundan kurtulduğu zaman bir keşiş, bir nasıl diyelim mürit, bir derviş, bir insan zaten bu kainatın kavgayla alakalı bir şey olmadığını fark etmeye başlar. Ama öncelikle onu bir bırakması lazım. Bizim biliyorsun hani e, Böyle bazı şey örnekler var. Karate'de, marete'de gösterirler böyle. ...işte hoca der ki bana bir hareket yap. Herif yapar ondan sonra sekiz eder adamı bırakır oraya. Sonra ikinci versiyonunda tam o hareketi yaparken der ki şu elini bırak der mesela. Arkadaş eli bırakınca bütün olay çözülür. Karşısı artık ona hakim olamamaya başlar. Bir karşıdakinin sana hakim olmasının sebebi senin sıkı sıkıya tutunmandır çoğu zaman. Bu öğretler der ki bir sal. Bir sal bir dur. Aslında yaptığı şey mücadeleden savaş anlayan çoğunluklara bir savaşı bırak, gerçek akışla bir tanış. Yani etrafında bir tanış demektir. Pasivizmden ziyade çok ciddi bir aktivist eylemdir. Çünkü bu dünyada daha önce söyledim, hep söylüyorum, her gün söylüyorum. Durmak en cesur eylemdir artık yani. Durmak çok cesur bir eylem. Dolayısıyla bunu savunan her öğreti kıymetli. Peki e, bu öğretinin yani Batı felsefesiyle çalıştığı en büyük noktada şey Batı felsefesinin hep daha iyisini yap işte daha Tabii. iyi ol rekabet üretim gibi şeyler var. Biz ya da bir insan mücadele etmeden de gerçek potansiyeline tam potansiyeline ulaşabilir mi? Tekrar edeyim kavga etmeden sadece gerçek potansiyeline ulaşabilir mücadele etmeden hiçbir şey ulaşamaz. Mücadele gerçek anlamıyla hayatın akışı içerisinde sorun çözmek anlamında tarif edildiğinde mücadele şart. Fakat Batı toplumun öyle karikatür bir kafası var ki yani bu işte kapitalizmi falan doğuran bir kültürden bahsediyoruz ya Darwin bile adam evrim teorisini yayınlıyor. Daha hayattayken diyorlar ki of Darwin'den öğrendik en güçlü olan hayatta kalıyormuş. O zaman yakalım zencileri. Ya diyorlar ki adam diyor ki bak öyle değil. En uyumlu olan hayatta kalır diyor. Dinletemiyor kimseye yani. Batı kafası bunu algılayamıyor. Çünkü o hep böyle bir kavga kafası içerisinde savaş kafası içinde olduğu için üstünler, alçaklar, hiyerarşi falan Böyle çalışıyor kafası. Mesela yakın zamanda çok çok güzel bir kitap okumaya başladım. Ortalarına falan geliyorum şimdi. "Çoğu insan iyidir." diye bir kitap. Yazarını hatırlayamayacağım ama isminden bulur herkes. Ya bir insan devamlı kanlı, kavgacı falan bir yaratık olarak resmededir. Ya bilimsel kanıtlar, tarihi anekdotlar hiç öyle göstermiyor. Mesela yokluk savaş durumunda insan hiç de birbirini yemiyor. Gayet ponçik güzel böyle organizasyonlar. Ya biz aslında özümüzde kavgacı bir tür değiliz. Ama bir medeniyet dalı insanlığın böyle bir yol tercih etmiş ve maalesef felsefeyi, düşünceyi, teknolojiyi, güncel medyayı bu kafa oluşturduğu için biz bugün her şeyle kavga eder hale geldik. Biraz bunu bırakın. Mesela her zaman ben doğu kültüründe büyüdüğüm için kıymetini biraz geç fark ettiğimi düşünürüm hep. Biz bunu da, oğlum, Bunlar da böyle bir lokma bir ırka takılıyorlar. Bak herifler aya gitti falan diye düşünürken aya gitmenin fiyatı çok yüksek orada. Yani uzaya fezaya çıkmanın çok ağır bir bedeli var. Buradaki bu topraklar bu topraklardaki bazı değerler var ki insanın şu anda kansere dönüşmüş dertlerine çok iyi çare. Bir tanesi de şu kavga kafasından çıkmak, o üstün gelme kafasından çıkmak. Hayat bir futbol maçı değildir. Yani 90. dakikada düdük çalana kadar birbirini yediğim bir oyun. Ancak böyle bizim bulabileceğimiz uydurma bir e, eğlencedir. Hayat ne zaman biteceği belli olmayan ve sonu olmayan bir oyundur. Ya yani benden sonra da çoluğuma çocuğuma, bizden sonra gelecek nesillere aktardığımız evreni şey boyunca hayat boyunca devam edecek bir şeydir. Dolayısıyla böyle bir kazanmak diye bir şey bu hayatta yoktur yani üstün gelmek gibi. Aklımızı başımıza toplayalım diye iyi ki bu güzel öğütleri bize ulaştıranlar var efendim. Peki bu savaşmadan mücadele etme formülünü günlük hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? Mesela bir öğrencinin ya da bir beyaz yakalının bir gününü düşünelim. Mesela ben şu anda ne yapıyorum? Sen bana bir şeyler soruyorsun. Bu soruların çoğunu daha önce de bu şekilde hiç düşünmedim. Onlarla ilgili bir şeyler derliyorum, topluyorum ve ortaya bir şey koymaya çalışıyorum. Sen karşısında bir şey diyorsun, ona göre ha o zaman şöyle diyorum. Ha. şunu biz bir mücadele içerisindeyiz aslında. Bir kavramlarla, o gelen sorulara cevap bulmaklarla, bir şeylerle bir mücadele içerisindeyiz. Sana hiç kavga ediyormuşuz gibi görünüyor mu? O zaman ölçü bu. Hayatınızda bir yerde sürtünme yaşıyorsanız yanlış yerde yanlış şey yapıyorsunuz. Çok net bir ölçü bu. Yani bir yerde sürtüşme yaşıyorsanız, bir yerde sinirleniyorsanız, bir yerde zorlanıyorsanız hayat keyifli olmak zorundadır. Hayatın amacı budur. Hayat keyiflidir. Bak keyif almakla ilgilidir demiyorum. Hayat keyifli bir şeydir. Hayatı keyifsiz, sürtünmeli, zor, kavgacı, kanlı, arızalı yapan insanın hayatı anlayamamaktan kaynaklanan cehaletidir ve yabancılaşmasıdır. Bu tabii ki her insan, "Aa o zaman tamam ben şunu bırakayım falan" diye çalışmıyor. Diyelim iş yerinde mi sürtünmüyorsun? Bir bak ona. Hangi kısımda sürtünmüyorsun? Çünkü İşten zannettiğimiz şey bizden çıkacak. Göreceksin onu. O işten ayrılıp başka işe girdiğin zaman daha beter sürtünme yaşayacaksın. Dolayısıyla o sürtünmeler çok güzel işaretler. O, o kıvılcımlar çıkıyor. Bazen sinirleniyoruz ya bazı gibi dayanamıyoruz ya. Bizim hakkımızda bize bir şey söylüyor. Neden rahatsız olduğumuzu bilmeden onu düzeltmenin imkanı yok. O yaptığımız şeydeki rahatsızlık bize diyor ki yanlış yapıyorsun Yanlış bir şekilde yapıyorsun ya da yanlış yerde yapıyorsun, yanlış kişilerle yapıyorsun. Bunu anladığımız zaman herkes bu işi çözer ama kimisi bir ayda çözer, kimisi on senede çözer. Onu da bilemem, o da nasip kısmet işi. Benim bu arada ana çalışma alanım bu. Artık özellikle 50 yaşını geçtikten sonra dünya böyle. Sürtünme var. Bay bay, benim işim yok yani. Benim yapacağım işim var burada. Peki öyleyse hayatın anlamı mücadele etmek midir? Özellikle de savaşmadan. Benim önerdiğim şeklinde tanımı kabul ettiğimiz takdirde hayat zaten mücadeledir. Ama savaş ve kavga hayatta hiç ilgisi olmayan şeylerdir. Peki teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hadi ee, bakalım. abone olun arkadaşlar. Abone